Şimdi de huzurlarınızda Hababam Vokal Grubu. Gezdim, hiçbirini sevmedim. Pek çok okullar gezdim, hiçbirini sevmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Böyle hoca istemem, istesem de istemem. Böyle hoca istemem, istesem de istemem. Şaka yapalım dedik, işleri bombok ettik. Şaka yapalım dedik, işleri bombok ettik. Ah hababam, ah hababam, apı yuttu ah hababam. Ah hababam, ah hababam, apı yuttu ah hababam. Ağır, 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 ağır.
kim? Babam ulan, babam. Heh, şimdi boku yedik. Annem. Eyvah, babam geliyor. Hoş geldin baba. Nereye öpeyim? Ne oldu, niye geldin? Ne bileyim ben, çağırdılar geldim işte. Bir şey yapmadın da niye bu telgraf geldi? İşimi gücümü bıraktım, bunca yolu niye teptim de geldim? Ne bileyim be anne. Hadi. Mahmut Hoca'ya sor. Sus sus. Muhakkak bir halt karıştırmışsındır. Söyle bakayım ne yaptın? Okuldan mı kaçtın yoksa daha kötü bir şey mi yaptın? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben bu okulun müdür muaviniyim. Arkadaşım da edebiyat öğretmenimiz Semra Hanım. Kusura bakmayın, bir toplantı salonumuz olmadığı için sizleri buraya aldık. Ama bu sınıfın bir özelliği var. Çocuklarınız senelerdir bu sıralarda oturdu. Sanırım sizler de ilk kez bu vesileyle görmüş oluyorsunuz. Yanılıyor muyum yoksa? Çok doğru söyledin muavin bey. Okulun yerini bile zor bulabildik. Ben de zor buldum. Ben bir kere gelmiştim. Ne zaman? Sanırım 10-12 sene evvel oğlanı ortaokula kaydettirmek için gelmiştim. Anlıyorum. Herhalde sizleri neden çağırdığımı merak ediyorsunuzdur. Bunca işiniz arasında sizi çağrışımın iki nedeni var. Bugün çocukların karnelerini dağıtıyoruz. Notlarından da anlayacaksınız, çocuklarınızın hepsi maalesef çok zayıf. Tabii bunda çalışmamalarının, haylazlıklarının rolü büyük. Ama şu da bir gerçek, burası da pek mükemmel bir okul değil. Bizler de mükemmel birer eğitimci değiliz. Belki de kendilerine yeterince faydalı olamadık. Ama ya sizler, çocuklarınızın aldığı bu kötü sonuçta sizlerin hiç mi sorumluluk payınız yok? Şimdiye kadar yeterince ilgilendiniz mi onlarla? Siz ne diyorsunuz efendim? İlgilenmek ne demek? Saçımı süpürge ettim. Tabii ya, daha ne yapaydım? Kazık kadar herif bu yaşa gelmiş, acaba okur mu ümidiyle ta İstanbullara, özel okullara yolladım. Avuç dolusu paralar harcadım. Arkadaşları üniversiteyi bitirdi. Bizimki hala lise sıralarında sürünüyor. Gene de elbise ister yaparız. Hem de en alasından para ister yollarız. Bir dediğin iki etmeyiz. Benim oğlan boyuna sınıfta kalır durur. Bugüne kadar daha bir fiske vurmadım. Ben döverim. Hem de çok döverim. Ama severim de. Ne de olsa evlat. Biliyorum. Tabii hepiniz çocuklarınızı seversiniz. Ama benim söylemek istediğim bu değildi. Şöyle geriye bakıp bir düşünün. Ta ilkokul sıralarından beri acaba çocuklarınızın eğitimiyle ne kadar ilgilendiniz? Onlarla arkadaş olup onları anlamaya, dertlerine, sorunlarına ortak ve yardımcı olmaya çalıştınız mı? Gerek öğretmenlerine, gerekse ana babalarına, yani sizlere, hatta memleketlerine faydalı birer insan olarak yetişmeleri için ne yaptınız? Görev ve sorumluluklarını kendilerine hatırlattınız mı? Bir çocuk eline çanta verip okula yollamakla, cebine 3-5 kuruş para koyup okul köşesine atılmakla eğitilmez. Daha doğrusu ana babanın görevi burada bitmez. Bu yüzden benim kanımca tembel çocuk, hatalı çocuk, suçlu çocuk yoktur. Hatalı ve hatta suçlu ana baba vardır. O yüzden de bu karneleri çocuklarınıza değil, gerçek sahipleri olan sizlere vermeyi daha uygun buldum. İçindeki notlar sadece onların ders notları değil, bir anlamda sizlerin de analık babalık görevlerinize verilmiş olan notlardır. Karnelerinizi dağıtmadan önce çok önemli bir meselemiz daha var. Çocuklarınız büyük bir suç işlediler. Bu suçun ve cezasının ne olduğunu size arkadaşımız bildirecek. Evet kızım. Onların hiçbir suçu yok. Ne oldu içeride baba? Ne olacak oğlum? Hocanla konuştuk. Bir de karne verdiler. Peki başka bir şey olmadı mı baba? Daha ne olsun? Yani ceza falan? Yok be oğlum. Bir sürü nasihat dinledik. Hem düşünüyorum da hocanız çok haklı. Yıllardır neredeymişim ben? Niye ilgilenmemişim seninle?
Aman baba. Öyle öyle. Ben babalık yapsaydım belki bugün her şey başka türlü olurdu. Her şey. Neyse, çok geç kalmış sayılmayız. Gör bak, bundan sonra nasıl babalık yapacağım sana. Büyük bir öğretmen gibi davrandın kızım. Hakkındaki düşüncelerimde beni yanıltmadığın için çok teşekkür ederim. Sağ olun, ama ben bir şey yapmadım ki. Sadece sizin gibi davranmaya çalıştım. Semra Hoca, bu gülleri size Hababam sınıfı yolladı. Çok teşekkür ediyorlar. Mahmut Hoca. Gene ne var? Size veda etmeye geldik. Okuldan ayrılıyoruz da. Haberiniz yok mu? Semra Hoca sizleri affetti. Var efendim. Biz kendimiz karar verdik ayrılmaya. Niçin? Şey için efendim. İlk günden beri Semra Hoca'ya karşı çok yanlış, çok çirkin davrandık. Bütün olanlara rağmen o bizi affetme büyüklüğünü göstermiş. Yaptıklarına bir karşılık verelim dedik. Semra Hoca aslında teker teker bizleri affetti. Ama Hababam sınıfını değil. Onun için ona verilecek en iyi ödülün Hababam sınıfını ortadan kaldırmak olduğunu düşündük. İşte bu yüzden gidiyoruz. Nesinize Hababam sınıfı intihar ediyor? Evet hocam. Kapıyı versin efendi. Niye açıyormuşum? Niyesi var mı? Okuldan ayrılıyoruz. Siz onu benim külahıma anlatın, açmam. Yapma Veysel efendi, vallahi gidiyoruz. Hadi oradan, okuldan kaçmak için şimdi de bu numarayı mı buldunuz? Peki biz nasıl çıkacağız dışarı? Bilmem, gidin Mahmut hocadan izin kağıdı getirin. Anlaşıldı, gidip alalım şu kağıtları. Zil çaldı. Duymadınız mı? Gene geç kaldınız. Hadi sınıfınıza.